Diyor ki Allahü Teala: "Elem tera ilellezine yez'umun ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik." Sana indirilene de senden önce indirilene de inandıklarını zannedenleri görmedim mi? Yuridune en yetehakemu ila tağut. İsterler ki tağutu kendi aralarında hakem, yani sınırları aşanları, Allah'ın koyduğu sınırlarda aşırılık gösterenleri kendilerine hakem tayin etsin. İşte bunların hocaları da hep kendi arzularına göre fetva verenlerdir. Ne istiyorlarsa emriniz olur. Yeter ki siz isteyin, biz veririz. Ve kad ümiru en yekfuru bi. Halbuki bunlara onları tanımama emri verilmiştir. Bu tip insanları tanımayacaksınız. Çünkü Allah'ın dinini kendi keyiflerine uyduruyorlar. Ve yuridu şeytan en yudillehum dalalen ba'ida. Ama şeytan da bunları pek derin bir sapıklıkla saptırmak ister. Ve izâ gîle lehum teâle vilâ mâ enzelallâh ve iler rasûl. Bunlara densen ki Allah'ın indirdiğine gelin. Ya kardeşim, Kur'an'ı uygulasanız da bakın, Kur'an'da Allah böyle emirler vermiş. Resulullah'ın yaptığı uygulamalara bakın. Bırakın faizi. Ra'eytel münafıkîne yasuddûne anke sudûd. O münafıkları görürsün ki yapmam etmem demez. Yüzünüz döner gider. Ve keyfe izâ asâbettum musibetum mâ kaddemet eydihim thumme câûke yahlifûn. Billahi ne aradna illa ihsanen ve tevfika. Ne olacak, başlarına bir musibet geldikleri zaman yaptıkları şeylerden dolayı yanına geldiler. Vallahi biz sadece iyilik istemiştik. Problem çözelim dedik, geçici işte ülkenin şu sıkıntısı vardı, bu sıkıntısı vardı. Kredisiz nasıl halledecektik? Mecbur kaldık biz, yoksa biz Müslüman adamız yapar mıyız? Allah Allah. Allah bilmiyor, sen biliyorsun, öyle mi? Tövbe estağfurullah. Ulaikellezine ya'lemullahu ma fi kulubihim. Onlar kalplerinde ne olduğunu Allah'ın bildiği kişilerdir. Onlara mesafe koy diyor Allah. Bize emrediyor. Ve'idhum, ama onlara nasihat et. İşte nasihati yapıyoruz burada. Yapmayın. Ve kullehum fi enfusihim kavlen beliga. Onların içlerine çok böyle etki edecek, en son noktaya kadar onları etkileyecek sözler söyleyin. Bakın, hem dünyanız gider hem ahiretiniz kesinlikle gider. Haberiniz olsun. Bugün Türkiye'de bankaların kasalarındaki toplam paranın yüzlerce katı kredi alacakları var ya. 10 trilyondan fazla kredi alacakları var ya. Topla, kasalarındaki paraları toplasanız 20 milyar etmez. Ya böyle bir ülke yönetilir mi ya? Ne oluyor ya? Bunlar çalışmadan tüm şey ülkeyi avuçların içine almışlar. Hiçbir iş yapmıyorlar. Ben Müslümanım demek bir şey ifade etmiyor. Bakın, Türkiye enflasyonun zirvesinde, bankaların avucu içerisinde, faiz her geçen gün yükseliyor. Allah'ın gösterdiği yola girmek zorundasınız. Aksi takdirde dünyayı da kaybedersiniz, ahireti de. Bunu çok iyi bilmek zorundasınız. Herkes, faizli kredi kullananlar da aynı. Buna çok dikkat etmek lazım.